Haber buradan. İyi günler değerli izleyiciler. Oda TV davası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülüyor. Duruşmadan ayrıntıları Filiz Göktaş aktaracak. AKP hükümetinin ekonomi yönetimi kamuoyundan sürekli tartışılıyor değerli izleyiciler. 10 yıllık süreçte yapılan özelleştirmelerle kamu ekonomisi tamamen tasfiye edilirken ihale ve enerji yolsuzlukları da gündemden düşmedi. Hükümetin ekonomi politikalarını CHP İstanbul Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi Sayın Aykut Erdoğdu ile konuşacağız. Erdoğdu Ankara stüdyomuzda konuğumuz olacak. Fransa Senatosu'nun Ermeni soykırımı yoktur diyenlere ceza öngören yasa tasarısını kabul etmesinin ardından gözler Sarkozy'de. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yasayı 15 gün içinde onaylayacağını belirtmişti. Oylama döneminde gelişmeleri Fransa'da takip eden Talat Paşa Komitesi Sözcüsü Doçent Doktor Sayın Cüneyt Akal'ın stüdyo konuğumuz olacak. Bundan sonraki süreci ve Türkiye'nin izlemesi gereken yol haritasını konuşacağız. Haber burada başlıyor. Oda TV davasının 10. duruşmasında tutuksuz sanık İklim Bayraktar'ın savunması alınıyor değerli izleyiciler. Mahkeme Bayraktar'ın savunması sırasında diğer sanıkların salondan çıkarılması için karar aldı. Ergenekon soruşturması kapsamında açılan Oda TV davasına İstanbul Özel Görevli 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Bugünkü duruşma İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı. Saat 11'de sanıklar duruşma salonuna alındı. Duruşmada Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci ses kayıtları ile ilgili TÜBİTAK raporunun ve Doğan Yurdakul'un sağlık raporunun dosyaya girdiğini belirtti. Ekinci adli tıpın Yurdakul hakkında tahlil ve tedavi gerektiği yönünde rapor verdiğini söyledi. Mahkeme heyeti duruşmaya davanın tutuksuz sanığı İklim Bayraktar'ın savunmasıyla devam edileceğini açıkladı. Bayraktar'ın savunması için diğer sanıklar duruşma salonundan çıkarıldı. Mahkeme tutuksuz sanık İklim Bayraktar'ın sorgusunun ardından avukatların taleplerine geçileceğini açıkladı. Oda TV davasına İklim Bayraktar'ın savunmasıyla başlandı. Filiz Göktaş telefon hattımızda duruşmadan ayrıntıları aktaracak. Filiz kolay gelsin. Ederim isim. İyi yayınlar. Evet, senden alabilir miyiz neler oldu şu saate kadar davada? Evet, Oda TV davasının 10. duruşması sabah saat 11'de Çağlayan Adliyesi'nde görünmeye başladı. Savunmalar yine bugün de devam ediyordu. Tutuksuz sanık İklim Bayraktar olarak bilinen İklim Aysel Kaleli bugün savunmasını yaptı. İklim Bayraktar savunmasına başlamadan önce mahkeme önce aldığı bir ara kararı açıkladı. Karara göre tutuksuz sanıkların salondan çıkarılmasını istedi. Mahkeme bunu CMK 200. maddeye dayandırdı. Ancak avukatların bu karara itirazları oldu. Söz alan avukatlardan bir tanesi Celal Ülgen'di. Celal Ülgen, sanıklardan herhangi birinin savunma yapan kişiyi etkileyeceği ya da savunmasını yapmasına izin vermeyeceği gibi somut bir durumun oluşmadığını hatırlattı ve yine sanık İklim Bayraktar'ın bu konuda herhangi bir talebinin olmadığını belirtti. Buna dayanarak da CMK 200'ün işlevli olamayacağını söyledi ve buna yönelik bir itirazda bulundu. Celal Ülgen'le birlikte farklı avukatlar da aslında bu karara itiraz etti ve mahkeme yeniden bir ara karar verdi ve daha önce almış olduğu kararın devam etmesi yönünde kararını açıkladı. Dolayısıyla İklim Bayraktar bugün savunmasını tek başına yaptı. Diğer tutuklu sanıklar ve tutuksuz sanık mümtazice salondan çıkartıldı. Bayraktar savunmasında hakkındaki iddialara yanıt verdi ve tabii nasıl bir örgütle yargılanabilirim? Çünkü ayrı illerde yaşıyoruz ve pek çoğunu hiç görmedim dedi. Bunlardan bir tanesi de Yalçın Küçük oldu. Yalçın Küçük'ü bırakın talimat almayı, bugüne kadar hiç tanışmadım dedi. Belki de kendisi için bunun çok büyük bir talihsizlik olduğunu vurguladı ama kendisinin de artık onu gazetelerde çıkan manşetlerden tanıdığı için onun yanına gidemeyeceğini, onun yanına gitmesine kendisine izin vermeyeceğini belirtti. Ve yine Bayraktar savunmasında sanıkların ve avukatların kendisine selam vermediğini hatırlattı. Onunla görüşmediklerini, ona adeta vebalı gibi davrandıklarını hatırlattı. Ve bu nasıl bir örgüttür? Biz aynı örgüt üyesiysek niye bana selam vermiyorlar?
vermezler miydi gibi bir açıklamalarda bulundu. Oldukça duygusal bir savunma yaptı İklim Bayraktar. Sadece savunmasını tamamlamış oldu. Peki sabah saatlerinde neler oldu? Kısaca onları da aktarmak istiyorum. Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci mahkemeye ulaşan bilgileri hem sanıkları hem de duruşmayı izleyen izleyicilere aktardı. Önemli konulardan bir tanesi TÜBİTAK'tan bilirkişi raporu istenmişti ve 5 kişilik bir heyetin oluşturulması istenmişti. TÜBİTAK'ta bu bilirkişi raporunu hazırlayacak 5 kişilik isim listesi bugün mahkemeye ulaştı. Mehmet Ekinci bunun bilgisini orada aktardı. Yine İçişleri Bakanlığı'na Ergenekon'la ilgili soru sormuş mahkeme. Bu soruya da yanıt şu şekilde gelmiş. İncelemeler devam ediyor. Henüz var ya da yokluğu kesin olarak belli değildir şeklinde bir yanıt gelmiş Emniyet Genel Müdürlüğü'nden. Bunu da izleyicilerimize aktaralım. Doğan Yurdakul'un sağlık problemleri vardı. Kendisi 9 Ocak'ta adli tıpta muayene olmuştu. Bu rapor, adli tıp raporu da bugün mahkemeye ulaştı. Bir takım inceleme ve tahliller istendiğini belirtti Mehmet Ekinci. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Ergenekon'la ilgili incelemelerimiz devam ediyor açıklamasına Müessel Uğur'dan da bir itiraz geldi. Silivri'de daha önce Ergenekon davalarında hem MİT hem Genelkurmay hem de Emniyet Genel Müdürlüğü bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı böyle bir örgütün varlığına dair kesin bir şey göstermemiştir. Bu raporları, bu kurumlardan gelen bu raporları hatırlattı Müessel Uğur ve incelemelerimiz devam ediyor açıklamasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği bir itiraz oldu. Duruşma öğleden sonra devam ettik. Bugün taleplerin alınması bekleniyor öğleden sonraki oturumda ve ardından mahkemenin yine bir ara karar vermesi bekleniyor. Biz de Çağlayan Adliyesi'nde Oda TV duruşmasında neler oluyor? Bunları izleyicilerimiz için yakından takip etmeye çalışıyoruz Esin. Teşekkür ediyoruz. Filiz, kolay gelsin diyoruz. Terörle etkin mücadele söylemini bu aralar sıkça dillendiren hükümet PKK ile yeni bir görüşme süreci başlatıyor. Hükümet PKK görüşmelerini ses kayıtlarının internete düşmesinin ardından bir süre askıya alınan görüşmelerin yeniden başladığını iddia edildi. Görüşmelerin yeniden başlayabileceğini Başbakan Erdoğan 2 Mayıs'ta söylemişti. Açılımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da sona yaklaşıyoruz dedi. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Başkanlığı'nda toplandı. Terörle mücadelede görevli kurumların bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıdan herhangi bir bilgi basına sızmadı. AKP'nin teröre karşı yeni bir strateji izlediği haberleri pompalanıyor. Kulislerde ise PKK ile görüşme sürecinin büyük bir gizlilik altında yeniden başlatıldığı konuşuluyor. Terörle mücadelede ve onunla irtibatlı sorunlarda sadece güvenlik politikalarıyla sonuç almanız, çözüm getirmeniz mümkün değil. Güvenlik ihmal edilmez. Ama onunla da her şey çözülmez. Ona paralel, onun peşinden diğer siyasi, sosyal politikalarınızı geliştirmeniz gerekiyor, sona erdirme. Biz daima o konuda hazırlıklıyız. Açılımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın bu sözleri, hükümet PKK görüşmeleri yeniden başladığı iddialarını teyit eder nitelikte. Ankara'da bir süredir hükümetin terörle etkin mücadele sürecine girildi propagandasını perde olarak kullanarak kapalı kapılar ardında İmralı'yla yeni bir görüşme süreci başlattığı konuşuluyor. Yeniden başlayan müzakerelerde konu başlıklarının özellik, Kürtçe eğitim öğretim, aşamalı olarak Öcalan'ı kapsayacak genel af ve sürecin sonunda PKK'nın silah bırakıp siyasallaşması. Görüşmelerin gizliliği açısından avukatları ve ailesiyle görüşmekten Öcalan'ın bizzat kaçındığı kaydediliyor. Kardeşi Mehmet Öcalan'ın 19 Ocak'ta bu bilgileri doğrulayan açıklamaları oldu. Mehmet Öcalan, İmralı Cezaevi Müdürü'nün Abdullah Öcalan'ın yeni bir proje üzerinde çalıştığını söylediğini kaydetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Pentagon stratejisi doğrultusunda Türkiye'de operasyon üssü kurmaya hazırlandığı öğrenildi değerli izleyiciler. Pentagon yetkilileri yeni strateji uyarınca bir üs aradıklarını açıkladı. Aranan üs de Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde görev yapmak üzere özel operasyon birlikleri ve insansız hava araçları konuşlandırılacak. Amerika'nın Türkiye'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki operasyonlarında kullanmak üzere operasyon üssü kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu üslerde özel operasyon birlikleri görev yapacak. Amerika, Irak ve Afganistan operasyonlarının ardından yeni bir strateji uygulamaya soktu. Bu stratejinin hedefi Irak ve Afganistan işgallerinden farklı. Yeni stratejide esas hedef hızlı, etkin ve küçük birliklerle operasyonların yürütülmesi. Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde Pentagon yetkililerinin konuyla ilgili verdikleri bilgiler yer aldı. Obama yönetimi ve Pentagon yeni strateji üzerinde yoğunlaştı. Amerika hedef olarak belirlediği bölgelerde özel operasyon birlikleriyle anında ve süratle müdahale edecek. Bu üslerde görevlendirilecek birlikler arasında Osama Bin Laden operasyonunu yürüten komando birliği ve hava indirme tugaylarının da yer aldığı kaydedildi. Amerika'nın yeni stratejisinin esası da bugünlerde Suriye'de uygulanan gizli veya örtülü operasyonlarla savaşları sonuçlandırmak. Pentagon yetkilileri bu konuda küresel ölçekte bir planlama yaptıklarını ve yakın zamanda uygulamaya geçtiklerini açıkladı. Bunun ilk uygulaması olarak örnek gösterilen yerlerden birisi de Türkiye. Wall Street Journal'da yer alan bilgiye göre Amerikalı yetkililer Türkiye ve Ürdün'ün doğusunda özel operasyon birliklerinin konuşlandırılacağı üs arayışında. Tıbbı adına bugünlerde büyük sevinç ve gurur yaşadık. Aynı anda yapılan yüz ve kol nakillerinin başarısını nefeslerimizi tutarak izledik. Nakli gerçekleştiren hekimlerimizi tanıdık, sevdik, saydık. Peki Türk hekimleri ve Türk tıbbı bugünkü seviyesini kime borçlu? Nakli yapan hekimleri yetiştiren hocaları, organ naklinin öncüleri Silivri'de tutuklu. Profesör Doktor Ömer Özkan ilk yüz nakli ve iki kol nakli yaparak Türk tıp tarihinde devrim yaptı. Bu ülkenin birçok hastanesi gurur verici işler yapıyor. Mehmet Haberal zamanından başlayan yasanın çıkmasıyla gelişen bir transplantasyon kültürü bu ülkede var ve hakikaten dünya standartlarında işler yapılıyor. Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Profesör Doktor Özdemir Aktan'ın da söylediği gibi bu ülkenin birçok hastanesinde gurur verici işler yapıldı. Organ nakli deyince dünya çapında ilk akla gelen isim Profesör Doktor Mehmet Haberal. Haberal 1975'te Türkiye'de ilk böbrek naklini gerçekleştirdi. 1988'de ilk kez kadavradan karaciğer naklini başardı. Haberal 1602 böbrek, 250'den fazla karaciğer nakli yaptı. Bugün organ nakli yapılabiliyorsa Türkiye bunu Mehmet Haberal'lara borçludur. Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi. Burası da dünyada en çok karaciğer nakli yapan ikinci hastane. 2011'de 222, 4 yılda 658 karaciğer nakli yapıldı. İnönü Üniversitesi'nde yaklaşık 10 yıl önce başlanan karaciğer nakli bugün çok önemli noktalara gelmiş durumda. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sezai Yılmaz, bugünkü başarının kaynağının 10 yıl öncesinde aranması gerektiğini hatırlattı. 10 yıl önce üniversitenin rektörlüğünü Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu yapmaktaydı. 2008 yılına kadar rektörlük görevini sürdüren Hilmioğlu, Turgut Özal Tıp Merkezi'ni organ nakli konusunda önde gelen bir merkez yaptı. Hilmioğlu da onlarca başarılı nakil gerçekleştirdi. Sayısız başarılara imza atan Profesör Doktor Mehmet Haberal ve Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu nerede mi dersiniz? Her ikisi de Silivri Cezaevinde. Haberal Nisan 2009'dan beri tutuklu. Bir süre hastanede tedavi gören Haberal, milletvekili seçilmesine rağmen tahliye talebi her defasında reddedildi. Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu. O da Nisan 2009'dan beri tutuklu. Fatih Hilmioğlu tutukluyken yüz felci geçirdi ve siroz hastalığına yakalandı. Hilmioğlu da hala tutuklu.
Poyrazköy davasında teğmenler Sinan Efe Noyan ve Faruk Akın tahliye edildi. Ancak davanın seyrini değiştirecek önemli ki teğmenlerin evlerindeki şüpheli arama görüntüleri hala açığa kavuşturulmadı. Poyrazköy davasında Deniz Teğmenler Sinan Efe Noyan ve Faruk Akın tahliye edildi. 18 Temmuz 2009'da evlerinde arama sonrası gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Polis, teğmenlerin evindeki uyuşturucuyu ve patlayıcıyı eliyle koymuş gibi bulmuştu. Evet, var mı herhangi bir şey şu an? Merhaba. Şu an burada yok abi. Evet, kamera. Kamera gel. Avukatların aramalar şüpheli ısrarı üzerine aramaya katılan polisler mahkemede tanık olarak dinlendi. Polisler bütün sorulara bilmiyorum, hatırlamıyorum yanıtını verdi. Bu dava hatırlanamayacak, unutulmayacak bir dava değil. İrfan Sütlüoğlu ve diğer savunma avukatları uyuşturucu, patlayıcı gibi delilleri önceden koyulmuş gibi nasıl bulduklarını o polislere sordu. Bir yerde arama yapılıyor, diğerleri bir şeyler karıştırıyor. Evi aranan veya işte mekanı aranan kişi olarak oraya mı bırakayım, buraya mı bakayım? Adam cebinde tak bir şey sokar, aa bir şey buldum diye görüntüye çıkartır. Polisler bu sorulara yanıt vermedi. Uyuşturucu, patlayıcı ve mermi gibi deliller bulunduğu öne sürülen aramanın karanlık noktalarının üstü örtülmeye çalışıldı. Mesela kimi yerlerde buzdolapları hiç bakılmıyor, önünden geçiliyor. Kimi yerde iki tane buzdolabı var, bir tanesinin kapağını açıyorlar, diğerini hiç kapağını açmıyor. Bazı evlerde yoğunlaştıkları yerler var, bazı yerlerde es geçtikleri, hiç önemsemedikleri. Futbol Federasyonu şike yapan takımı küme düşürme cezasını kaldırmak için yaptığı genel kurulda istediği sonucu alamadı. Federasyonun önerisi reddedildi. Peki şimdi ne olacak? Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın istifa edeceği ve seçimlere gidileceği de kulislerde yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Tüm bu gelişmeleri Radikal Gazetesi yazarı Kenan Başaran'la konuşacağız. Sayın Başaran şu anda telefon attığımızda. Sayın Başaran hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Başaran, federasyon dünkü toplantısında istediği kararı alamadı genel kurulda. Bu dün alınan, kendi istediği sonuç çıkmadı ama dün alınan kararı siz nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl değerlendirmek gerek? Vallahi başından beri bu şike soruşmasında bir saçmalıklar komedisi yaşanıyor. Federasyonun zaten böyle bir genel kurul toplamasına gerek yoktu. Sadece yapması gereken kendi talimatlarını işleterek, kendi kurulları devreye sokarak bir karara varması gerekiyordu. Yani bu karar da illa takımları şike düşüreceğiz diye değil. Yani araştıracak, inceleyecek, bir karara varacak. Fakat bunu sürekli öteleyerek ve bizzat bu genel kurulu toplayarak daha baştan davada adı geçen kulüpleri kendisi zaten suçlamış oluyor. Evet. Çünkü siz henüz ortada bir karar yokken niçin maddeleri değiştiriyorsunuz? Şeyi öngörüyorsunuz demek ki. O yüzden Fenerbahçe'nin ve özellikle Fenerbahçe'nin karşı çıkmasında temel argümanı bu. Sen beni yani mahkum ettin ki bu karar maddeyi değiştiriyorsun. Artı madde değişirse her halükarda yine yeni haliyle de en fazla zararı Fenerbahçe görecek. Ama mevcut haliyle Fenerbahçe'nin dışında 7-8 takım, hatta son genel kurulda 12 oldu. 12 takım etkilenecek. O yüzden Fenerbahçe karşı çıktı. Diğer taraftan Süper Lig dışındaki takımlar bu işi bir pazarlık noktasına taşıdılar dün Ankara'da. Para istediler. Para vermezseniz biz bu değişikliği onay vermeyiz dediler. Yani futbol ahlakının, etiğinin, hukukunun dışında her şey orada masaya yatırıldı. Herkes kendi penceresinden, kendi formasıyla bakıyor. Hiç kimse hukuka sığınmıyor. Eğer hukuka da bir takım sıkıntılarımız varsa bunlar ayrı ama yani ceza yargısındaki dava hariç bir de sporun kendi yargılaması olacak. Hiç kimse buna dahi şey yapmıyor, prim vermiyor, ne olacak ne bilecek. Aslında herkes kararını vermiş birbirisi hakkında. Sadece ne kadar az zararla biz atlatırız bu işi. Yani istiyorlar ki
Bütün bu iddialara rağmen hiçbir şekilde ceza almadan çıkalım. O zaman çıkın, toplanın, kendi kendinize affedin, daha iyidir. Evet. Sayın Başaran, peki siz diyorsunuz ki gerçi olacaklar belli ama bundan sonra federasyonun nasıl adım atacağı yönünde neler söyleyeceksiniz? Şimdi dün olup bitenlerden sonra, yani aslında bu genel kurula anlaşılarak gelinmişti. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'yla kulüpler anlaşmışlardı. Yani UEFA'ya gidildi, işte puan silmeyle bu işi kapatalım, evet, noktasına anlaşmışlardı. Ama Aziz Yıldırım Metris cezaevinde olduğu halde hala gücünü çok etkin bir şekilde kullanıyor. Üçüncü kezdir içeriden futbol kulüplerinin ve federasyonunun senaryolarını bozdu. Bu anlamda kendisini takdir etmek lazım. Çünkü başından, evet, beri o kendisinin suçsuz olduğunu düşünüyor ve o yüzden de çok daha tutarlı gözüküyor. Bundan sonra ne olur? Şimdi bundan sonra tabii federasyon başkanı dün küstü adeta. Çünkü, evet, yani ben sizi kurtarmaya çalışıyorum, siz bana yardımcı olmuyorsunuz dedi. Ve burada tek suçu benmişim gibi gözüküyor. O halde buyurun, lahiniz varsa görüne getirdi. Fakat işte bir 5 günlük tatile çıktı. O ilk anda istifa rüzgarı estirdi. Öyle algılandı ama bir 5 gün sonra tekrar değerlendirecek. Burada zaten istifa edip etmek onun da çok iradesi dahilinde olan bir şey değil. Bu işin siyasi ayağı var. Siyaset de çünkü bu işte de bu topa giriyor. Her ne kadar spor bakanı öyle olduğunu iddia etmese de bunlar bilinen şeyler. Evet. 5 gün sonra toplanacaklar, tekrar devam ederlerse yapmaları gereken iyi, o halde buyurun biz disiplin kurulumuzun kararlarını falan işletiyoruz. Yani mevcut duruma göre karar vermeleri lazım. Ama hayır, yani bunu yapamayacaklar. Bunu dediğim gibi hukuk işlemiyor burada. Nasıl biz bu işten yırtarız zihniyetiyle hareket edildiği için açıkçası kestirmek zor. Yoksa olması gereken belli. Zaten disiplin kurulu çalışmaya başladı. Savunmaları alacak, yetiştirirse playoff'tan, evet, önce bir karar verecek. Şu 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 takımlar bir şey yapmıştır ya da yapmamıştır. Evet. Aksi halde playoff'u da aşarsa bu durum, bu sefer UEFA'da neler olup bitine bakacağız. UEFA diyecek ki ya bu işi uzattınız, yeni sezon başlıyor. Ben o zaman sizden kimseyi almıyorum, siz kendi aranızda bu işi çözün, ondan sonra katıma gelin der. Topyekun bir Avrupa yasağı koyabilir bir yıl için. Evet, yani bunlar da gelebilecek, karşımıza çıkabilecek durumlar diyorsunuz. Sayın Başaran, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Evet, haber burada devam ediyor. Kentsel dönüşüm projelerine karşı tek yürek olan İstanbullular büyük bir eyleme hazırlanıyor değerli izleyiciler. Kent hareketi oluşumu etrafında toplanan mağdurlar pazar günü saat 11'de Taksim Gezi Parkı'nda bu projeleri protesto edecek. İstenmeyen insan haline geldik. Paran varsa Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayacaksın. Yoksa Türkiye topraklarını terk edeceksin. Git nerede yaşarsan yaşa. Kentsel dönüşüm projeleri kimimizin umurunda olmasa da bazılarımızın uykularını kaçırıyor. Binlerce insan zorla göç ettiriliyor bu projelerle. İstanbul'da kentsel dönüşüm denilince ilk akla gelen yer Sulu Kule. Roman yurttaşlarımız yıllardır yaşadıkları tarihi Sulu Kule'den kentsel dönüşüm projesiyle Taşoluk'a göçe zorlandılar. 337 aile gittik oraya biz. Ama şu anda ya 3 ya 5 aile falan kaldı orada. Hepimiz tekrardan mahallemize döndük. Çünkü biz burada, köklerimiz burada. Sit alanı üzerindeki tarihi Sulu Kule evleri yıkıldı ve yerlerine sizlerin de gördüğü gibi lüks konutlar yapıldı. Sulu Kule tamamıyla yok oldu. Bu tarihe yazılacak artık. Sulu Kule diye bir yer yok. Artık Karayimlik Mahallesi oldu. Sulu Kule ile başlayan süreç bugün de acımasızca devam ediyor. Tarlabaşı, Fener, Balat, Ayvansaray, Sarıgöl ve daha nice semt kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Bu semtlerden biri de Türk Mahallesi olarak bilinen Topludede. Surdibindeki bu tarihi mahallede çocuk sesleri kesildi, yerini kepçe sesleri aldı.
Dikkat ederseniz düz binaları yıktılar burada. Tarihi binalarla ilgili her gün basın burada olduğu için, bizler burada olduğumuz için yıkamıyorlar. Hatta açıklamalarında yıkmayacağız diyorlar. Ama görüyorsunuz şantiye orada kurulduğuna göre niyetleri ortada zaten. Biz de burayı hiç boş bırakmayacağız ve Toklu Dede'yi, Ayvansaray'ı, Fenerbalat'ı yıktırmayacağız. Kentsel dönüşüm mağdurları bu projelere tepkilerini dile getirmek için 29 Ocak Pazar günü saat 11'de Taksim Gezi Parkı'nda büyük bir eylem yapmaya hazırlanıyor. Tüm bu uygulamalar karşısında İstanbullu sessiz kalmadı. Tek tek mahallelerde kurulan dernekler Kent Hareketi adı altında birleşti. Şimdi İstanbullu pazar günü yapılacak büyük eyleme hazırlanıyor. Sadece mahallem demeyin, sadece sahilim demeyin, sadece işte Gezi Parkı demeyin. Gelin el birliğiyle hep birlikte İstanbul diyelim, İstanbullular olarak kent hakkımıza sahip çıkalım diyoruz. Hükümetin ekonomi yönetimi kamuoyunda sürekli tartışılıyor. 10 yıllık süreçte yapılan özelleştirmelerle kamu ekonomisi tamamen tasfiye edilirken ihale ve enerji yolsuzlukları da gündemden düşmedi değerli izleyiciler. Hükümetin ekonomi politikalarını değerlendirmek için Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi Sayın Aykut Erdoğdu Ankara stüdyomuzda. Sayın Erdoğdu hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Şimdi sizden alacağımız haberlerle dilerim daha iyi olacağız. Ancak ustalık döneminde AKP'nin dönüp baktığınızda şu kalfalık ve çıraklık dönemlerinde neler yaptılar ekonomiye? Nasıl bir tabloyla ustalık dönemine girdiler desem genel bir soruyla başlasak Sayın Erdoğan. Şimdi AKP'nin hiçbir zaman aslında bir ustalık dönemi olmadı. AKP'nin bildiği birkaç hususta çıraklık dönemi hep devam ediyor. AKP'nin temel ekonomi politikası aslında başta baktığınızda kendi oligarklarını, kendi burjuvasisini yaratmak üzere bir ekonomik düzen, bir paralel ekonomik düzen içerisinde hareket etmeye başladı ve hep böyle devam etti. Ve bunu da temelde kamu rantları üzerinden oluşturmaya çalıştı. İşte kamu rantları derken neyi kastediyoruz biz? Özelleştirmeler, kamu ihaleleri, imar rantları, imtiyaz ve ruhsatlar, bütün bunlar bir yeni sermaye sınıfı, gelecekte bu işte siyasal İslam'ı destekleyecek, finansal ve ideolojik anlamda destekleyecek yeni bir burjuva sınıfı oluşturmak amacıyla kullanıldı. Ve baktığınızda mesela özelleştirmelere baktığınızda işte bu arsa arazi satışlarıyla birlikte, yani kamuya ait arsa arazi satışlarının bir kısmıyla birlikte yaklaşık 50 milyar dolarlık bir özelleştirme yapıldı. Ama hepimiz mesela rakam olarak bu 50 milyar dolarlık özelleştirmeye bakıyoruz. Bu çok önemli rakam. Çünkü 1923-2002 yılı arasında yapılan toplam özelleştirme 8 milyar dolar ki bunu da hemen hemen tamamı sağ iktidarlar zamanında. Yani Özal döneminden başlayarak yapılmış bir özelleştirme süreci ama özelleştirmede asıl bakmamız gereken bu satılan kamu imtiyazları. Nedir bu satılan kamu imtiyazları? Mesela telekom, elektrik idaresi, doğalgaz idaresi. Yani hepimizin hayatımızda düzenli olarak fatura ödemek zorunda kaldığımız kamu imtiyazları. Aslında bunlar ulusal egemenliğin bir parçası olduğu için kamu imtiyazları normalde satılamaz. Anayasaya göre de satılamaz. İşte AKP bu zorluğu aşmak için ne yaptı? Bu kamu imtiyazlarının uzun vadeli kiralaması dedi. Ama aslında baktığınızda satış bu. Mesela bunlardan en önemlisi ne? Telekom özelleştirmesi. Hatırlıyorsanız 2005 yılında telekom özelleştirmesinde telekom 11 milyar dolar, 11.5 milyar dolar üzerinden satıldı değil mi? Evet. Peki mesela bu telekomun ne kadar ettiği üzerine, yani değerlemesinin ne olduğu üzerine bir fikrimiz var mı bizim? Yani 75 milyonluk Türk ulusunun sahibi olduğu bu telekomun bedeli üzerine bir fikrimiz var mı? Hayır, hiç kimsenin yok. Evet. Çünkü değerleme raporlarının açıklanmasını gerektiren kanun maddesi 2005 yılında AKP tarafından değiştirildi. Çünkü eski maddeye göre diyordu ki özelleştirme süreci bittikten sonra değerleme raporları kamuoyuna açıklanır. Bu ne demekti? Sizin adınıza satılan malların ne kadar ettiği, bunun piyasa değeri, yeniden yapılma değeri, çeşitli yöntemleri var bunların. Halka açıklanacak diyordu bu kanun. AKP telekom özelleştirmesinden hemen önce bu süreç içerisinde bu maddeyi değiştirdi. Evet. Şimdi bir şaibe var ortalıkta. Deniliyor ki telekomun 42 milyar dolar olduğu üzerine bir rapor olduğu söyleniyor.
Peki biz bunu biliyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü AKP yasayı değiştirdiği için ulaşma şansımız yok. Şimdi AKP Türk ordusunun kozmik odalarını basıyor değil mi? Yani bir savaş sırasında Türk ordusunun, Türk halkının nasıl ayakta kalacağı, nasıl canlı kalacağını planlanan, ki bunlar son derece gizlidir ve bütün ülkelerin vardır, bu odalara giriyorlar değil mi? Evet. Hadi bakalım, özelleştirmenin arka odası var bir tane. Değerleme raporlarının olduğu arka odası var. Hadi buraya birisi girsin bakalım. Girsin bakalım, bu satılan 11,5 milyar dolara Hariri'ye satılan Telekom ne kadarmış? Tekel ne kadarmış? Şimdi bu ne kadarmış dediğimiz öyle kritik bir soru ki, Tekel'i 290 milyon dolara sattınız değil mi siz? Evet. 9 ay sonradan 900 milyon dolara sattı. 2,5 yıl sonra 2,5 milyar dolara sattılar. Şimdi bu nasıl vicdandır? Bu nasıl adalettir? Yani Türkiye'de böyle bir olay varken Türkiye'de hiçbir medya kanalının bunu tartışmaması beklenebilir mi? İşte bu faşizmdir. Çünkü başka bir ülkede bunun çok daha küçüğünden başbakanlar intihar ettiler, görevden aldılar. Helmut Kohl olayına bakın. Japonya'da sadece sosyal güvenlik primini ödemedi diye bir başbakan hemen istifa etti. Şimdi Türkiye'de sadece Telekom Tekel olayı üzerinden konuşuyorum. Peki biz bunları niye bilemiyoruz? Çünkü AKP yasayı değiştirdi. Artık değerleme raporları kimseye açıklanmıyor. Telekom özelleştirmesine geri gelelim. Ömer Lütfü Mete vardı, rahmetli bir yazar. Evet. O zaman dedik 2,5 milyar dolarlık bir rüşvet iddiası var Telekom özelleştirilmesinde. Genelkurmay savcılığı bunu Adalet Bakanlığı savcılığına haber vermiş. 2,5 milyar dolar Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir rüşvet olayından bahsediliyor. Bunun Türkiye'de hiç mi haber değeri yoktur? Bu savcılık bu iş bu konuyla ilgili ne yaptı? Siz gidip Birleşik Arap Emirlikleri'nde o bankada bir inceleme yaptınız mı? Yurt dışı incelemesi yaptınız mı? Siz Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla sordunuz mu, ya böyle bir şey var mı? Sonuçta bizim devlet malımız, kamu malımız, böyle bir şey var mı diye sordunuz mu? Yok, ben bütün basını taradım, böyle bir haber yok. Diğer meseleye gelince, siz şimdi bir Telekom gibi bir yeri sattığınızda alan adam nasıl buna para verir? Acaba ben bundan para kazanacağım diye düşünür değil mi? Evet. Para kazanmasının temel koşulları nedir? Telefon faturalarının miktarıdır ilki olarak baktığınız. Alacağınız imtiyazlardır. Gayrimenkuller üzerinde yetkinizdir. Şimdi AKP'ye soruyorsunuz. Siz bunu sattınız mı, kiraladınız mı? Biz bunu 25 yılına kiraladık diyor. Siz bunu kiraladıysanız Telekom'un gayrimenkullerini nasıl satıyorlar bunlar? Düşün ki siz bir ev kiralıyorsunuz, içindeki koltuk takımını satıyorsunuz. Kiraladınız koltuk takımını. Bunu ben demiyorum. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı sitesinde bir rapor var. Bilgi teknoloji kurumları ile ilgili. BTK ile ilgili. Evet. Abdullah Gül diyor ki bunlar Telekom'un malını satıyorlar. Bu konuda soruşturma yapın. Başbakan bilmiyorum bu işi. Yani zaten bilmiyorsa daha kötü. Ama ben biliyorum ki biliyor. Çünkü yani bu bilmeden siz Telekom'un gayrimenkullerini kiraladığınız bir yerin, benim, sizin, burada çalışan arkadaşların, sokaktaki yurttaşın, demin Sulukule'de evi yıkılan kardeşlerimin, hepsinin ortak malı olan bu Telekom'un, evet, gayrimenkulleri bu ülkede çatır çatır satılırken ve gazetede ilan şöyle çıkıyor: sahibinden satılık. Arıyorsunuz Telekom'un gayrimenkulü. Böyle bir satış olabilir mi? Şimdi Telekom'u aldılar. Telekom'u aldıktan sonra şimdi firmalar nasıl teklif verdi? Gelecekte ne kadar kar edeceğimizi düşünerek. Telekom'u aldıktan sonra her bir aboneye 20 lira sabit ücret koydular. Telefon ücretine, hane başına. 20 milyon hane var. Çarpın 400 trilyon eder. 25 yıllık döneme bakın, 6-7 milyar dolar sırf şu zamdan kazandıkları. Hani Telekom özelleştirdikten sonra bu sektör rekabete açılacaktı? Hani özelleştirmenin amacı rekabetin artması, fiyatların düşmesi, hizmet kalitesinin yükselmesiydi? Telekom'dan başka şirket var mı 10 yıldır bu ülkede? Evet. Çok doğru. Şimdi siz benim malımı satarken bunları söyleyerek diyorsunuz ki şirketlere, ben burayı rekabete açacağım. Yeni şirketler girecek, fiyatlar düşecek, istihdam artacak. Adam diyor ki ben bundan kar edemem, vereceğim para 11 milyar dolar. Ondan sonra bunun hiçbirini yapmıyorsunuz. Başında bunu söyleseniz bu gayri şey, kamu iktisat teşebbüsünün değeri 50 milyar dolar, 60 milyar dolar olur. Kimi kandırıyorsunuz? İşte bu yeni bir sermayesiniz. Şimdi Hariri denilen bir adamı şey yapıyorsunuz, üretiyorsunuz siz. Hariri de sizin her türlü şeyinize destek veriyor. Nasıl destek veriyor Hariri? Bütün malını Ülker'den satın alıyor. Ülker kim? Sayın Başbakan'ın eski bayiliğini yaptığı şirket. Bakın Ülker'in data teknik şirketi var. Telekom bütün teknolojik mallarını Ülker'den alıyor. Şimdi Telekom'a bile diyorsunuz ki yatırım yapmak zorundasınız. Bunlar yatırım yapar mı? Bu zihniyetteki adam parasını harcar mı? Bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı devreye giriyor. Fatih projesi. Bütün okullar internete bağlanacak. Okullar internete bağladığında bedelini kim ödüyor? Milli Eğitim Bakanlığı. Yani ben, biz.
Peki kime gidiyor? Kimin yüz yorumluluğunu alıyorum ben? Telekom. Böyle bir vicdan, öyle bir adalet olabilir mi? Şimdi kamu ihaleleri bundan çok daha kötü durumda. Şimdi kamu ihalelerinde nedir? Açık rekabetçi ihaleler yapmak zorundasınız. Herkes bilecek, herkes girecek. En kaliteli malı en düşük fiyat alacaksınız, değil mi? Ve bu kamu ihale kanunu kapsamında olacak ki suç işleyenler, tanımlar, yani nasıl yapılacağı belli olsun bu işin. Bugün Türkiye'deki ihalelerin sadece yarısı kamu ihale kanunu kapsamında. Kalan kısmı yasal dayanağı yok. Yasal dayanağı olmayan bir şeyde suçu hangi şeyle tanımlayacaksınız? Adam hiç ihale yapmamış kardeşim, bu yasaya tabi değil ki diyecek. Çünkü suçun cezanın, evet, suç ve cezanın kanunik ilkesi, evet, var. Anlaşılıyor ki burada ciddi bir düzenleme, yasal düzenleme de yapılması gerekiyor ama yasal düzenlemelerle değil, asıl bu tabii iktidarla çözülecek bu konu. Sayın Erdoğdu galiba, ama şeker özelleştirmeleri de geliyor. Ve 2012'den isterseniz biraz bahsedelim. Bu yılın ne kadar zor geçeceğini tüm ekonomistler, uzmanlar söylüyorlar. Böylesi bir dönemde şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ya da kamu kurumlarının özelleştirilmiş olmasının Türkiye'ye maliyeti ne olacak? Şimdi şeker özelleştirmeleri bu ülkenin ne kadar büyük bir emperyalist baskı altında olduğunu gösteriyor. Evet. Şeker fabrikaları niye özelleştiriliyor? Çünkü Cargill diye çok büyük bir Amerikan firması var. Dünya devi. Cargill geldi bizim Bursa'da tarım topraklarımız üzerine fabrikasını yaptı. İzin veren kim? AKP bizatihi başbakanın talimatıyla. Şimdi Cargill firması bu Ülker firmasıyla birlikte ne üretiyor? Nişasta bazlı şeker üretiyor. Evet. Nişasta bazlı şeker ne demek? Avrupa Birliği'nde yasaklanmış, tespit edilmiş bir şeker türü değil mi? Evet. Şimdi bu nişasta bazlı şeker ürettiğinde bizim şeker pancarından dünyanın en temiz, en kaliteli, en sağlıklı şeker üreten çiftçimiz ne olacak? Buna rakip olacak. O zaman ne yapacaklar? Şeker pancarına kota koyacaklar, şeker fabrikalarını kapatacaklar değil mi? İşte şeker özelleştirmesinin altında İşte bu uluslararası tezgah, bu Türk çiftçisinin Amerikan Cargill şirketi tarafından sömürülmesi vardır. Şimdi bunu hiçbir çiftçimiz bilmiyor. Niye? Medya bunları söylemiyor çünkü. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ülkenin çiftçisi bir Amerikan şirketi ve onun yasal işbirlikçisi olan AKP'nin neredeyse kasasına alınmış bir şirket tarafından sömürülecek ve medya bunu söylemeyecek. Böyle bir adalet olabilir mi? Peki Kütahya Şeker Fabrikası'nda ne oldu? Özelleştirme idaresi ihale yaptı. Evet. Tapuda hile yapılarak, bu mahkeme kararından söylüyorum, tapuda yolsuz işlem yapılarak vahitçilere arsa verilmedi mi? Bu Sayıştay'ın raporunda, evet, geçmiyor mu? Bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili şartları ne olursa olsun mahkeme kararıyla tespit edilmiş. Yolsuz bir biçimde şeker fabrikalarının 70-80 dönüm çok kıymetli bir arsasını üzerine almış. Ve bu Türkiye'de haber değil. Gerçekten bu yürek yakıcı bir durum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Türk ekonomisi büyüyor. Türk ekonomisi neresi büyüyor? 1923-2002 arasında baktığınızda ortalama büyüme 5.2. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, darbeler, Kıbrıs Harekatı, ambargolar, bir sürü melanet, iki tane büyük deprem, ortalama 5.2 büyümüşüz. AKP döneminde 2002-2010 hiçbir şey yok. Dünyanın kulaklarından paralar fışkırıyor. Dünyanın en büyük bolluk dönemi. Krizden almışsınız ekonomiyi. Yani en dipten almışsınız. Evet. Zaten çıkacak ekonomi. Ortalama büyüme 5. Hadi ortalama zaten büyümenin 5 olmasını geçin. Bu büyüme tamamıyla yandaşına gidiyor işte. Anlatıyoruz bu kamu ihalelerinde dönen durumu. Zaten ortada. Şimdi AKP bir ekonomik mucize yarattı. Evet. İşte bunun adı insanları kör etmektir. Siyasal anlamda insanları kör etmektir. Yok böyle bir şey. Evet. Peki Cumhuriyet Halk Partisi bu gelen krize, daha doğrusu aslında içinde olduğumuz ve giderek de derinleşen krize çözümü nerede görüyor, nasıl görüyor Sayın Erdoğdu? Şimdi ekonomide kimsenin elinde bir sihirli değnek yoktur. Ekonomide birincisi tercihlerinizi ortaya koyacaksınız. Ben ithalata, yani yabancıya dayalı mı büyüyeceğim? Yoksa kendi dinamiklerimi kullanacak mıyım büyüme, evet, içerisinde? Evet. Ben kendi işsizlerimin sorununu mu çözeceğim? Yoksa bana uluslararası arenada bu faşizmimi görmesin diye ben emperyalizme rüşvet mi vereceğim? Hı. İşte bütün bunlar tercihlerle alakalı. Ama şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde bir yıl içinde bir cennet yaratması mümkün değildir. Bunu asla söylemeyiz. Biz ekonomi bürokrasisinde yetişmiş bürokratlarız. Evet. Ama biz şunu yapacağız.
Birincisi, Türkiye'deki ara malı üretimine yönelik ciddi teşvikler vereceğiz. Ve bunu hiçbir zaman öyle yandaş, bizim kardeşimiz bilmem mantığıyla vermeyeceğiz. Evet. Kaynakları, mesela Halk Bankası kaynaklarını, teşvik kredi kaynaklarını biz bizatihi KOBİ'lere vereceğiz. Çünkü bu KOBİ'ler ürettiği takdirde bu ekonomi büyüyebilir. Artı öncelikli sektörlerimiz var bizim. Mesela AKP'nin son 10 yıl sonra bile aklına gelmediği sağlık turizmi meselesi. Mesela baktığımızda tersaneler projemiz var bizim. Silikon Vadisi projemiz var. Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik kalkınma projelerimiz var. Ama bunların hepsi belirli periyotta yapılacak şey. İlk yapacağımız şey şeffaflığı sağlamak. Peki, yani sadece biz kamu ihalelerinden her sene 120 milyar liralık sadece kanun kapsamında kamu ihale var. Diğerlerini de koyduğunuzda 200 milyar lira. Yani 120 milyar dolar ediyor. Bundan %20 tasarruf etseniz 25 milyar dolar eder. Aile sigortasının kaynağı 3 yıllık, bir senede yapacağımız. Peki, İşte bunu zaten biz regresyon analizlerini yaptık kamu ihale kurumu kayıtlarında. Çok merak ediyorum. Hani telekom örneğini verdiniz. Tekel örneğini verdiniz. Tabii Tüpraş'ları vardı bu Türkiye'nin, Sümer Bankları vardı. Bunlar ne olacak? Yani gider Tüpraş, Petkim, Telekom. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak acaba? Yenilerini mi kuracak? Yoksa hani giden gitti deyip yolumuza başka çözümlerle mi devam edeceğiz? Bir kamulaştırma acaba şimdi, söz konusu mu programı içerisinde eğer iktidar olursa? Şimdi devlet yönetimi öfkeye, kızmaya gelmez. Birincisi şu var. Bütün bu özelleştirmelerin koşullarını ortaya koyacağız. Evet. Özelleştirme süreci öncesini, özelleştirme ihale yarışmasını ve sonrasına bakacağız. Buradaki bütün şartları ortaya koyacağız. Bizim gördüğümüz kadarıyla zaten sözleşmede yasan unsurların hiçbiri gerçekleştirilmemiş. Burada bir tarafın, yani devlet tarafının, kamu tarafının aldatılması söz konusu. Evet. Bu hem yerli hukuka göre hem tahkim hukukuna göre o özelleştiren kamu varlığının geri alınmasını, üstüne bir de bu özelleştirmede bunu alarak bu insanları, bu milleti, bu ülkeyi dolandıranlara bir ceza yazılmasını gerektirebilir. Onun için çok profesyonel hukukçularla, çok profesyonel ekonomistlerle birlikte oturup konuyu değerlendireceğiz. Ama bu bizim devri sabık yaratacağımız anlamına gelmiyor. Eğer biz özellikle telekom özelleştirilmesine, elektrik özelleştirmelerine, doğalgaz özelleştirmelerinde eğer ki sözleşmeye aykırı, uluslararası hukuka, ulusal hukuka aykırı hususlar tespit edersek son derece kararlı bir şekilde gereğini yerine getireceğiz. Bu bazen kamulaştırma şeklinde olabilir, bu bazen ceza yazılması şeklinde olabilir ama burada biz sermayenin sahibine karşı kör olacağız. Eğer adam parasını vermiş, almış burayı öngörülen koşullarda çalıştırıyorsa yapacağımız bir şey yok. Ama biz tarım sektöründeki özelleştirmeye karşıyız. Biz işçi kıyımına sebep olan özelleştirmeye karşıyız. Yani bir kurumu özelleştiriyorsanız ilk düşünmeniz gereken orada çalışan insanlar. İstihdam artması dediğimiz bu özelleştirmede muhakkak istihdam artmalı diyoruz. İkincisi, fiyatlar düşmeli. Yani siz özelleştiriyorsanız bir fiyat düşüşü söz konusu olmalı. Hizmet kalitesi artmalı. Şimdi elektrik özelleştirmelerine bakın. Eskiden devletin o kötü dediğimiz yönetimde 6 saat içerisinde arıza giderilirdi. Şimdi 3 gün boyunca elektrik arızaları giderilemiyor. Hani özelleştirme iyi olacaktı? İşte bütün bunları profesyonel bir ekiple önce yasal altyapısını hazırlayarak, yani ne yapacağımızın, çünkü yetkiniz olmadan bir şey yapamazsınız. Yasal altyapısını hazırladıktan sonra bütün bu özelleştirmeleri, bütün bu kamu yerlerine tek tek bakacağız. Ama bunu böyle bir intikam hissiyle değil, bir kamu devlet adamı, kamu adamı gözüyle yapacağız. Efendim, kamu kurumlarının... Çünkü ben şunu biliyorum. Şimdi elimde benim bir tane dosya var. Şurada evet. Göstereyim size. Evet. Kamu kurumlarının geri alınması. Şimdi bu TRT ile ilgili bir dosya. Niye, nasıl bir intikamla bağdaştırdınız ben anlayamadım ama bu niyette sorulmamıştı bu soru. Yok şimdi sizin için söylemiyorum ama bazı yurttaşlarımızın gerçekten yüreği çok yanık ve bunların hepsini geri alın diyorlar. Bunları gidin kamulaştırın, hepsini hapse atın. Böyle bir şey yok. Böyle bir mantıkla devlet yönetilemez. Biz iktidar sorumluluğunu taşıması gereken bir partiyiz. Ama hesabını soracağız diyoruz. Evet. Hesabını bunlarınki gibi bir öç alma duygusuyla da sormayacağız. Şimdi bunların yaptıkları işlemlere bir bakın. Evet. İşte bu Ergenekon davasından, Silivri cezaevindeki intikam duygusunun hukuku nereye götürdüğünü biz bunlarda gördük. Biz böyle bir hata yapmayız. Biz bu cumhuriyeti kurmuş partiyiz. Bizim üzerimizde bir devlet sorumluluğu var. Şimdi başbakan diyor ki siz 3 gün devlet mi yönettiniz? Yahu kardeşim, sen kimin kurduğu devleti yönetiyorsun? Senin siyasi köklerine bak, konuştuğun partinin siyasi köklerine bak. Savaş yapmış, devrim yapmış,
Cumhuriyet rejimini kurmuş, çok partili hayata geçmiş, bütün bu özgür nefes almanın, bu ülkede ezan okunmasının, bu ülkede isminin Recep Tayyip Erdoğan olmasını borçlu olduğun bir partiye karşı senin yaptığın bu haksızlık değil mi? Yani tabii bu yolsuzluk bunun bir parçası. Evet. Ama yani şimdi siz aklıma getirdiğiniz için söylüyorum. Biz devlet disiplinine, devlet ciddiyetine, kamu ciddiyetine sahip bir partiyiz. Biz halkını seven, halkına saygı duyan bir parti. Onun için belirli sorumluluğumuz olmak zorunda. Evet. Sayın Erdoğdu, bir şey açıklayacaktınız ben bölmeden önce. Son 5 dakikamız o açıklamanız, elinizdeki dosyanıza ilişkin. Tamam. Alalım. Şimdi tabii konuşacağımız çok şey var ama sadece bir örnek dosya üzerinden veya ben daha şey bir şeyden, doğalgaz üzerinden size bir takım şeyler söyleyeyim. AKP iktidara geldiğinde ne oldu? Hep bir mavi akım projesi var değil mi? Evet. İşte bu önceki dönem hükümetleri vatana ihanet içerisindedir. Rusya'ya bu ülkeyi satmıştır diyorlardı. Evet. Elimde Sayıştay raporu var. Sayıştay'ın BOTAŞ yani doğalgazın tek yetkili kurumuyla ilgili denetim raporu var. Sadece bir şeyi okuyacağım ben size. Evet, dinliyoruz. Bu gizli olan yerlerine girmiyorum. Çünkü anlaşmalarla ilgili kısmı gizli ama sadece şunu söylüyorum. Diyor ki al ya da öde kapsamında yani al doğalgazı alıp parasını ödemek zorundasınız ya belirli miktarda. 2007 yılından bu yana eksik alınan doğalgaz için 1.8 milyar ABD doları ödendi. Ve bu ödemenin Rusya ve İran'dan 5 yıl içinde Azerbaycan'da 12 yıl içerisinde asgari alım miktarına ilave edileceği diye devam ediyor şu paragraf. Evet. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz 1.8 milyar dolarlık doğalgazı almadan parasını ödedik. Ve AKP iktidara geldiğinde onlar ANAP çetesi diyorlardı o zaman. OHS konsorsiyumu. Evet. Biz almadığımız doğalgaza parasını ödedik. Bunlar vatan hainidir diyordu. İşte Sayıştay raporu. Ve onların iddiaları gerçek çıkmadı. Mahkemede yargılandılar, gerçek çıkmadı. 1.8 milyar dolar siz almadığınız doğalgazın parasını ödemişsiniz. Ve bunu Türkiye'de hiç kimse konuşmuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl devlet yönetimidir? Bakın başka bir şey söylüyorum. Sayfa 146'da hatırlar mısınız? Almanya'da bir haber çıktı. Siemens yetkilisi dedi ki biz Suudi Arabistan ve Türkiye'de 13 milyar avro satış karşılığında 57 milyon avro rüşvet ödedik dedi değil mi? Evet. Siemens'le alakalı bu ülkede hiçbir şey yapıldı mı? Hayır. Hiçbir şey yapılmadı. Dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler soruşturma yapılmasına izin vermedi. Ya Siemens bunu Almanya'da kabul ediyor. Ben bunu yaptım. Ve İngilizcesini söylüyorum. Çünkü onların ibaresi İngilizce. To grease the wheels. Tekerlekleri yağladık diyor Türkiye'de. Adam diyor ki ne yazık ki Türkiye'de rüşvet iş yapma kültürünün bir parçasıdır. Tekerlekleri yağlamak zorunda kaldık. 57 milyon avro rüşvet verdik. Bakın Sayıştay raporundan okuyorum. Sayıştay diyor ki imalatçı alt yüklenicisi olan Siemens firmasından 47-34 sayılı kamu ihale kanunun 22A maddesine göre yani ihale mihale yapmadım. Mecbur Siemens firmasından alınmıştır diyor bu mallar. Doğalgaz çevrim santralleri, kompresör istasyonlarının yüksek teknoloji teknik maddeleri. Evet. Ve burada fiyatlarını da vermişti. 4-4-2008 tarihinde 1 milyar 145 milyon avro, 4 milyon avro bu şekilde bütün mallar Siemens'ten alınmış. Evet. Ve raporda diyor ki bunların şartnameleri Siemens'ten almak üzere tanımlanmıştır diyor. Çünkü bu şartları taşıyan başka bir teknolojik ürün yoktur diyor. Evet. Şimdi başka bir ülkede olsa, hadi bu ülkede olsa ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsa, böyle bir bilgi çıkmış ortaya olsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönemin bakanlarını, bürokratlarını, milletvekillerini, meclis önünde ayaklarının önünden asar bu zihniyet. İşte İzmir'de yapılanı görüyorsunuz. Evet. 387 yıl hapis cezası istiyorlar. Neymiş? Örgüt suçuymuş. Ya cebir ve şiddet olmadan örgüt mü olur? Evet. Dünyanın en nazik adamı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, örgüt başkanı mı olur? Bu nasıl ahlaktır? Ama yılmayacağız. Bizim üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Biz cumhuriyet kurmuş, yedi düvele savaş vermiş partiyiz. Bunların o üçüncü sınıf şeylerinden korkmayız. Görürsünüz ezeceğiz evet. Ve tekrar Cumhuriyet Halk Partisi ikinci devrimini yapacak ve bu gerici zihniyetten Türkiye'yi kurtaracak. Evet, tüm dileklerinize biz de katılıyoruz. Sayın Erdoğdu çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için, verdiğiniz açıklamalar, yaptığınız açıklamalar için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay efendim. Gelsin, iyi günler diliyoruz. Evet değerli izleyiciler, Haber Burada programının ilk bölümü burada son buluyor. Kısa bir aradan sonra yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Türkiye'nin.
devam ediyor değerli izleyiciler. Oda TV davasının 10. duruşmasında tutuksuz sanık İklim Bayraktar'ın savunması alınıyor. Mahkeme Bayraktar'ın savunması sırasında diğer sanıkların salondan çıkarılması için karar aldı. Oda TV davasına İstanbul Özel Görevli 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Bugünkü duruşma İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı. Saat 11'de sanıklar duruşma salonuna alındı. Duruşmada Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci ses kayıtları ile ilgili TÜBİTAK raporunun ve Doğan Yurdakul'un sağlık raporunun dosyaya girdiğini belirtti. Ekinci adli tıpın Yurdakul hakkında tahlil ve tedavi gerektiği yönünde rapor verdiğini söyledi. Mahkeme heyeti duruşmaya davanın tutuksuz sanığı İklim Bayraktar'ın savunmasıyla devam edileceğini açıkladı. Bayraktar'ın savunması için diğer sanıklar duruşma salonundan çıkarıldı. Mahkeme tutuksuz sanık İklim Bayraktar'ın sorgusunun ardından avukatların taleplerine geçileceğini açıkladı. Hazırlanan baraj projesiyle sular altında kalma tehlikesi yaşayan Hasan Keyif için bu kez eylem yeri Topkapı Sarayı'ydı. 30 kadar eylemci kapısında pankart açtıkları Topkapı Sarayı'nı ziyarete kapattı. Hasankeyf baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak Hasankeyf'in gözden çıkarılmış olması Topkapı Sarayı'nda protesto edildi. Doğan Derneği üyesi 30 kişilik grup Topkapı Sarayı'nda yaptıkları eylemle Hasankeyf'i bekleyen tehlikeye dikkat çekti. Topkapı Sarayı'nın kapısından içeriye giren eylemciler UNESCO Dünya Kültür Mirasları Topkapı ve Hasankeyf Taşınamaz yazılı pankartları saray bahçesinde açtı. Grup ardından tepki amacıyla müzenin girişini kısa süreli ziyarete kapatmak istedi. Eylemcilere görevliler ve sivil polis ekiplerinin müdahale etmesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Grup adına açıklama yapan Doğan Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, Hasankeyf'in korunması için gerekli önlemlerin alınmadığını söyledi. Yılmaz, nasıl ki dünya kültür mirası alanı olan Topkapı Sarayı'na insanların girmesini engelleyemezseniz, Topkapı Sarayı'nı taşıyamazsanız Hasankeyf'i de taşıyamazsınız dedi. Eczacılar pazar günü Kadıköy'de yıkıma dur mitingi yapacak. 54 eczacı odası taleplerini alanlardan haykıracak. Yeni bir ilaç krizi de kapıda. 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren ilaçlarınızı parayla satın almak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü Şubat'ta Türk Eczacılar Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki protokol sona eriyor. Taraflar anlaşamazsa ilaca ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşanacak. Ve bu konuyu görüşmek üzere şu anda İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Sayın Semih Güngör telefon attığımızda. Sayın Güngör, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Türkiye yine bir ilaç krizinin eşiğinde, yine hükümetle Eczacılar Birliği anlaşamadı. Nerede tıkandı acaba, anlaşma sizden alabilir miyiz? Aslına bakılırsa temelinde anlaşmanın tıkanma noktası 2006'dan bu yana eczanelerin yaşadığı olağanüstü ekonomik kayıplar karşısında, evet, bu dönem en azından sürdürülebilir bir ilaç hizmeti için bir takım ekonomik taleplerimiz vardı. Esas karşılanması gereken beklentilerimiz o yöndeydi ama protokolün geneline yönelik de bakıldığında yaklaşık 13 maddede, ki bunların her biri kendi içinde bir başka sorun taşıyor, genel bir anlaşmazlık var. Masada çözüm şu noktada zor görünüyor. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu deyim yerindeyse bir kölelik anlaşmasını eczacıya imzalatmak istiyor. Her zamanki aynı mantıkla. Türk Eczacılar Birliği de bu konuda son derece kararlı bir tavırla, eğer talepler konusunda somut bir adım atılmaz ve ilgili bakanlarımızla bu konuda bir çözüm üretmez noktasında kendi iradelerini ortaya koymazsa, sizin de belirttiğiniz gibi bu ayın başında ciddi bir ilaç kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Sayın Güngör, tabii siz Eczacılar Odası olarak yine kararlar aldınız bu durumun karşısında. Tepkinizi dile getireceksiniz. Neler göreceğiz, neler yaşayacağız bu süreç içerisinde? İstanbul Eczacı Odası yaşanan süreçte
eczacının ve eczane çalışanlarının bu alanda hizmet verenlerin taleplerini dile getirmek için bu hafta sonu Ankara'da İstanbul'da bir miting düzenleme kararı aldıydı ama Ankara'da yapılan geçtiğimiz hafta bu toplantı bu mitinge sadece İstanbul değil Türkiye'nin her yanındaki eczacı odaları 54 eczacı odası da destek verip katılacağını belirtince önümüzdeki pazar günü yapılacak miting İstanbul'un değil Türkiye'nin mitingi oldu. Çünkü sorun 24 bin eczacının sorunuydu ve çözüm için bekleyen meslektaşlarımız Türkiye'nin her yerinden hava koşulları son derece yetersiz ve olumsuz olmasına rağmen kararlılıkla pazar günü İstanbul'a geliyorlar ve katılımlı bir mitingle kamuoyunu bu konuda bir kez daha bilgilendirdi. Evet Sayın Güngör, şimdi sağlıkçılar AKP iktidar döneminde alanlara çıktılar, eczacılar çıktılar tabii. Yani sağlık sektöründe aslında sağlık alanında çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Gerek hastalar tarafından gerekse bu hizmeti veren hem hekimler hem eczacılar tarafından. Yani sağlığın tüm ayaklarında sorunlar var. Bunların çözümü ne olabilir? Yani eczacıların tek başına tabii ki çok önemli. 54 eczacı odasından bahsediyorsunuz Ankara'daki mitinge katılmasından. Türkiye bunları görmeye çok alışık değil. İkinci defa eczacıları alanlarda görecek ama ne yapılması gerekiyor? Acaba sağlık konusunda doktorlarla birlikte sağlık çalışanları, eczacılar hep birlikte bir mücadele öngörülüyor mu? Esasında yürüyen mücadele ortaklaşa birlikte yürüyor. Tabii her alanın kendine farklı özel sorunları da var ama esas sorun temelde işte 2005 yılından başlayıp bugüne kadar devam eden evet. Ve en son ilaç ve eczacılık alanındaki düzenlemelerle son noktası olan sağlıktaki dönüşüm programı. Sağlıktaki dönüşüm temelde özel sağlık sistemi anlayışıyla alanın her bir hizmet köşesinde, hekimde olsun, eczacıda olsun, hastanede olsun, eczanede olsun çok ciddi kalıcı hasarlar bıraktı. Burada tabii vatandaş da başlangıçta sistemin kendi açısından kolay olan tarafını görerek eczanelerden kolay hizmet aldı, hastanelerden kolay sağlık hizmeti aldı ama sistemin özünün sadece özelleştirmeyle sınırlı kalmayıp paran kadar sağlık anlayışına dönüşmesi sonucu da en son bugünlerde artık artan katkı payları ve sürekli vatandaşın hastaneye gittiğinde cebinden artarak çıkan parayla sistemin gerçekte söylendiği gösterildiği gibi olduğunu da bizlerle birlikte anlamadı. Yani sorun temelde Türkiye'de uygulanan sağlık sisteminde yatıyor. Evet. Tabii bu sistemin yürüyüşü içinde öncelikli olarak ticari bir anlayış sosyal güvenlik grubu tarafından ortaya konduğu için amaç sağlık hizmetini herkese ulaştırmak değil, bu hizmetten bir artı değer elde etmek olduğu için eczacısı da hekimi de alanda faaliyet gösteren tüm sağlık bileşenleri kendi hizmet alanlarına göre de olumlu, olumsuz birçok uygulamalar ve dayatmalarla karşı karşıya kaldı. Herkes kaybetti alanda. En son vatandaş da işte cebinden çıkan ek ücretler, ödemelerle onlar da kaybetmeye başladı. Çözüm ne? O zaman bu sistem birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de yürümüyor, yürümeyeceği ortada. O zaman bir başka sağlık sistemi, sosyal devlet anlayışıyla uygun düşecek ve parasız ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetinin yeniden temellerinin atılması gerekiyor. Bugün için kolay mı? Ama kolay değil. Evet. Peki Sayın Güngör, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Kolay gelsin diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, haber burada devam ediyor. New York'ta düzenlenen Birleşik Kıbrıs Zirvesi sona erdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 3 garantör ülkenin katılımıyla bir konferans yapılacağını açıkladı. Eroğlu, Green Treaty Zirvesi'nin bir daha gerçekleşmeyeceğini de sözlerine ekledi. Birleşik Kıbrıs müzakerelerinin yapıldığı Green Treaty toplantılarının 5.'si Amerika'nın New York kentinde gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum lider Hristofias 2 gün boyunca New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un gözetiminde görüşmeler yaptı. Kardeşim. Toplantının ardından Derviş Eroğlu Türkiye'ye döndü.
Eroğlu, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Alexander Downer'ın vereceği rapora göre Mart veya Nisan ayında garantör ülkelerin katılacağı bir konferans düzenleneceğini açıkladı. Sayın Genel Sekreterin zaten son bizimle birlikte yapmış olduğu açıklamada da ifade budur. Yani bir kere daha Green Tree zirvesi olmayacak. Ama Genel Downer'in vereceği rapora göre ya uluslararası konferansa da bizleri davetecek yahut da genel sekreter olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bildireceği raporla bu işin sonu geldiğini herhalde ifade edecek. Poyrazköy davasında Teğmenler Sinan Efe Noyan ve Faruk Akın tahliye edildi. Ancak davanın seyrini değiştirecek önemdeki Teğmenlerin evlerindeki şüpheli arama görüntüleri hala açığa kavuşturulmadı. Poyrazköy davasında Deniz Teğmenler, Sinan Efe Noyan ve Faruk Akın tahliye edildi. 18 Temmuz 2009'da evlerinde arama sonrası gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Polis, Teğmenlerin evindeki uyuşturucuyu ve patlayıcıyı eliyle koymuş gibi bulmuştu. Evet, var mı herhangi bir şey şu an? Merhaba. Şu an burada yok abi. Evet, kamera. Kamera gel. Avukatların aramalar şüpheli ısrarı üzerine aramaya katılan polisler mahkemede tanık olarak dinlendi. Polisler bütün sorulara bilmiyorum, hatırlamıyorum yanıtını verdi. Bu dava hatırlanamayacak, unutulmayacak bir dava değil. İrfan Sütlüoğlu ve diğer savunma avukatları uyuşturucu, patlayıcı gibi delilleri önceden koyulmuş gibi nasıl bulduklarını o polislere sordu. Bir yerde arama yapıyor, diğerlerde bir şeyler karıştı. Evi aranan veya işte mekanı aranan kişi olarak oraya mı bırakayım, buraya mı bakayım? Adam cebinde tak bir şey sokar. Aa bir şey buldum diye görüntüye çıkartır. Polisler bu sorulara yanıt vermedi. Uyuşturucu, patlayıcı ve mermi gibi deliller bulunduğu öne sürülen aramanın karanlık noktalarının üstü örtülmeye çalışıldı. Mesela kimi yerlerde buzdolapları hiç bakılmıyor. Önünden geçiliyor. Kimi yerde iki tane buzdolabı var, bir tanesinin kapağını açıyorlar, diğerini hiç kapağını açmıyor. Bazı evlerde yoğunlaştıkları yerler var, bazı yerlerde es geçtikleri, hiç önemsemedikleri. Amerika'nın yeni Pentagon stratejisi doğrultusunda Türkiye'de operasyon üssü kurmaya hazırlandığı öğrenildi. Pentagon yetkilileri yeni strateji uyarınca bir üs aradıklarını açıkladı. Aranan üs de Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde görev yapmak üzere özel operasyon birlikleri ve insansız hava araçları konuşlandırılacak. Amerika'nın Türkiye'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki operasyonlarında kullanmak üzere operasyon üssü kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu üslerde özel operasyon birlikleri görev yapacak. Amerika, Irak ve Afganistan operasyonlarının ardından yeni bir strateji uygulamaya soktu. Bu stratejinin hedefi Irak ve Afganistan işgallerinden farklı. Yeni stratejide esas hedef hızlı, etkin ve küçük birliklerle operasyonların yürütülmesi. Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde Pentagon yetkililerinin konuyla ilgili verdikleri bilgiler yer aldı. Obama yönetimi ve Pentagon yeni strateji üzerinde yoğunlaştı. Amerika hedef olarak belirlediği bölgelerde özel operasyon birlikleriyle anında ve süratle müdahale edecek. Bu üslerde görevlendirilecek birlikler arasında Osama Bin Laden operasyonunu yürüten komando birliği ve hava indirme tugaylarının da yer aldığı kaydedildi. Amerika'nın yeni stratejisinin esası da bugünlerde Suriye'de uygulanan gizli veya örtülü operasyonlarla savaşları sonuçlandırmak. Pentagon yetkilileri bu konuda küresel ölçekte bir planlama yaptıklarını ve yakın zamanda uygulamaya geçtiklerini açıkladı. Bunun ilk uygulaması olarak örnek gösterilen yerlerden birisi de Türkiye. Wall Street Journal'da yer alan bilgiye göre Amerikalı yetkililer Türkiye ve Ürdün'ün doğusunda özel operasyon birliklerinin konuşlandırılacağı üs arayışında. Kentsel dönüşüm projelerine karşı tek yürek olan İstanbullular büyük bir eyleme hazırlanıyor değerli izleyiciler. Kent Hareketi oluşumu etrafında toplanan mağdurlar pazar günü saat 11'de Taksim Gezi Parkı'nda bu projeleri protesto edecek. İstenmeyen insan haline geldik. Paran varsa Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaksın.
Yoksa Türkiye topraklarını terk edeceksin. Git nerede yaşarsan yaşa. Kentsel dönüşüm projeleri kimimizin umurunda olmasa da bazılarımızın uykularını kaçırıyor. Binlerce insan zorla göç ettiriliyor bu projelerle. İstanbul'da kentsel dönüşüm denilince ilk akla gelen yer Sulu Kule. Roman yurttaşlarımız yıllardır yaşadıkları tarihi Sulu Kule'den kentsel dönüşüm projesiyle Taşoluğa göçe zorlandılar. 3-7 aile gittik oraya biz. Ama şu anda ya 3 ya 5 aile falan kaldı orada. Hepimiz tekrardan mahallemize döndük. Çünkü biz burada, köklerimiz burada. Sit alanı üzerindeki tarihi Sulu Kule evleri yıkıldı ve yerlerine sizlerin de gördüğü gibi lüks konutlar yapıldı. Sulu Kule tamamıyla yok oldu. Bu tarihe yazılacak artık. Sulu Kule diye bir yer yok. Artık Karayimlik Mahallesi oldu. Sulu Kule ile başlayan süreç bugün de acımasızca devam ediyor. Tarlabaşı, Fener, Balat, Ayvansaray, Sarıgöl ve daha nice semt kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Bu semtlerden biri de Türk Mahallesi olarak bilinen Topludede. Surdibindeki bu tarihi mahallede çocuk sesleri kesildi, yerini kepçe sesleri aldı. Dikkat ederseniz düz binaları yıktılar burada. Tarihi binalarla ilgili her gün basın burada olduğu için, bizler burada olduğumuz için yıkamıyorlar. Hatta açıklamalarında yıkmayacağız diyorlar. Ama görüyorsunuz şantiye orada kurulduğuna göre niyetleri ortada zaten. Biz de burayı hiç boş bırakmayacağız ve Tokludede'yi, Ayvansaray'ı, Fener Balat'ı yıktırmayacağız. Kentsel dönüşüm mağdurları bu projelere tepkilerini dile getirmek için 29 Ocak Pazar günü saat 11'de Taksim Gezi Parkı'nda büyük bir eylem yapmaya hazırlanıyor. Tüm bu uygulamalar karşısında İstanbullu sessiz kalmadı. Tek tek mahallelerde kurulan dernekler Kent Hareketi adı altında birleşti. Şimdi İstanbullu pazar günü yapılacak büyük eyleme hazırlanıyor. Sadece mahallem demeyin, sadece sahilim demeyin, sadece işte Gezi Parkı demeyin. Gelin el birliğiyle hep birlikte İstanbul diyelim. İstanbullular olarak kent hakkımıza sahip çıkalım diyoruz. Milli güvenlik dersi kaldırıldı. Andımız ne zaman kaldırılacak? Ulusal Kanal Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e bu soruyu yöneltti. Dinçer, çalışmamız olursa ve tamamlanırsa sizinle paylaşırız dedi. Varlı! Varlı! Tüm varlığıma! Tüm varlığıma! Armağan olsun! Armağan olsun! Ne mutlu! Ne mutlu! Türk'ümce! Türk'ümce! Milli güvenlik derslerinin ardından ilkokullarda okutulan andımızın da kaldırılması gündeme geldi. Ulusal Kanal Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e andımız ne zaman kaldırılacak sorusunu yöneltti. Yani bu tip konular arkadaşlar bizim bir çalışmamız olduğunda olursa veya tamamlamışsak sizinle paylaşıyoruz zaten. Yani birilerinin talebi üzerine veya bir takım spekülatif talepler üzerine ben doğrusu değerlendirme yapmak istemiyorum. Böyle bir çalışmamız olduğunda sizlerle paylaşacağım, emin olabilirsiniz. Bakan Dinçer, milli güvenlik dersini neden kaldırdıklarını da açıkladı. Amacına baktığımızda daha çok öğrencilerimize bir tarih şuuru vermek, aidiyet duygusu kazandırmak, vatan sevgisini aşılamak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yapısı hakkında bilgi vermek üzerine kurgulanmış. Biz biliyorsunuz bütün bu konuları başka türlü inceleme imkanına da sahibiz. Bu bahsettiğim konuları sosyal bilgiler derslerinde, vatandaşlık bilgisinde, tarih dersinde, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi derslerimizde inceleme imkanına sahibiz. Biz doğrusu dünyadaki genel uygulamaları gözden geçirdik ve ülkemizdeki konuyla ilgili eleştirilere baktık ve milli güvenlik dersinin kazanımlarını korumak şartıyla dersin bizatihi kendisini kaldırmanın uygun olacağına karar verdik. Tarihi Artvin'deki Berta Köprüsü'nün baraj suları altında kalacak olmasını yöre halkı horon çekerek protesto etti. Yurttaşlar 1878 yılında yapılan köprünün korunmasını istedi. Çoruh Nehri'nin bir kolu olan Şavşat Deresi'nin üzerinde bulunan ve yıllar önce Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve yöredeki köylerle bağlantısını sağlayan tarihi Berta Köprüsü ilginç bir protesto gösterisine tanık oldu. Var,
Artvin'de oyunlarımız bozulmasın, Berta Köprüsü su altında kalmasın sloganıyla yola çıkan bir grup Artvinli tarihi Berta Köprüsü üzerinde horon tepti. Yurttaşlar bu gösteriyle köprünün sular altında kalacak olmasına dikkat çekmek istedi. Yöre halkı köprünün korunmasını istiyor. Gelelim haftanın film ve oyunlarına. Bu hafta Beyaz Perde'de Sessiz Film döneminden bir uyarlama var. Sahnede ise iki oyunumuz var. Biri yine tatildeki minik arkadaşlarımız için. Bu hafta Beyaz Perde'ye yansıyacak filmler arasında Oscar adayı Artist var. Film sinema büyüsünün tüm dünyayı kasıp kavurduğu 1920'li yıllarda Hollywood'da geçiyor. Sessiz filmlerin başarılı oyuncusu George Valentin'in kariyeri sesli filmlerle birlikte düşüşe geçer. Bu artistin eski hayranı ise onu tekrar beyaz perdeye döndürmek için elinden geleni yapacaktır. Geçen yıl Cannes Film Festivali'nde büyük coşkuyla karşılanan film Altın Küre ödüllerinde en iyi komedi ve en iyi film müziği dallarında ödül aldı. Film bu yılın Oscar ödülleri için de 10 dalda aday gösterildi. Michel Hazanavicius'un yönettiği film, sessiz film estetiğini bugünün izleyicisi için zevk alınabilecek bir hale getirmeye çalışmış. Film eğlenceli bir seyirlik olsa da dönemin sinema diline bugünden bakmak isteyen nostalji meraklılarının ilgisini çekecek. Oyunumuz başlamak üzeredir. Otobüs yolundan gitmiyor. Baştan bile yanlış yollara sapıyor. Hayda! Bu eksikti. Genç adam size öyle geliyor çünkü dışarısı karanlık. Bildiğim sokakları tanımayacağım kadar karanlık değil. Bu hafta sahnede komşu coğrafyadan usta işi bir oyun var. Bulgar yazar Stanislas Stratiev'in yazdığı, Cihangir Navruzov'un çevirdiği Otobüs adlı oyun, ülkemiz tarihine uyarlanmış rejisiyle dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında sahnelenen oyunu Arif Akkaya yönetiyor. Otobüs, ülkedeki değişimi farklı oyun kişilerinin üzerinden anlatıyor. İşçi, iş adamı, akademisyen, sanatçı, köylü ve gençlik olmak üzere toplumun tüm kesimlerini temsil eden bir grup insan aynı otobüste yola çıkar. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir ülke ya da kendi ülkemiz Türkiye otobüs benzetmesiyle canlanıyor. Yolcuların kendi dünyaları ve bakış açıları nedeniyle aralarında başlayan tartışma otobüsün gidişatını nasıl etkileyecektir? Oyunun bel kemiğini karikatür çizimleri üzerinden izleyiciye sunulan imgeler oluşturuyor. Bu tarihsel panoramanın son durağı ise belirsiz bırakılır. Tabii dikkatli izleyiciler için ipuçları vermeyi de ihmal etmeden. Yarı yıl tatil bitmeden minik arkadaşları sahneye davet eden bir oyun var. Özellikle benim arkadaşım yok diyenlerin ilgisini çekecek bir oyun. Doğum gününü tek başına kutlamak zorunda kalan küçük bir çocuk kendisine bir arkadaş bulmak üzere yola çıkar. Ama bir türlü kendisine bir arkadaş bulamaz. Evinden iyice uzaklaşan küçük çocuk tarlaların birinde rastladığı korkulukla arkadaş olabilmek için her şeyden vazgeçip korkuluk olmayı bile göze alır. Aslında arkadaşlığın kendisinden hiç de uzak olmadığını sonradan keşfedecektir. Denizler'in yazıp yönettiği Benim Arkadaşım Yok adlı oyun bu hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdi. Sarkozy daha yasayı onaylamadan TGB'li gençler Fransa topraklarında soykırıma itiraz edenlere ceza veren yasayı çiğnedi. Şu an Fransız topraklarındayız. Fransız topraklarından bir kez daha aykırıyoruz. Ermeni soykırımı emperyalist bir yalan. Türkiye
Gençlik Birliği üyesi gençler Fransa Senatosu'nun kabul ettiği yasayı İstanbul'daki Fransız toprağında çiğnedi. Fransa'nın yasağını buradan çiğniyoruz. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na giren Türkiye Gençlik Birliği üyesi gençler Ermeni soykırımı yoktur, soykırım emperyalist bir yalandır yazılı dövizler açtı. Fransa topraklarına aykırıyoruz. Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır. Fransız toprağı sayılan İç Bahçe'de hem Türkçe hem de Fransızca Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır yazılı pankartlar açtı. Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır. Gençler bir yandan da o sırada kafede bulunan Türk yurttaşlara ve Fransızlara eylemlerinin amacını anlattı. Fransa'yı Voltaire'le, Robespierre'le devrimcilikle tanıyoruz. O yüzden bugün Fransa bu devrimci değerleri sırt çevirdiği için bu yasayı bir kez de burada kabul etmediğimizi haykırmak istedik. Şu an Fransız topraklarındayız. Fransız topraklarından bir kez daha haykırıyoruz. Ermeni soykırımı emperyalist bir yalan. Biz de kabul etmiyoruz. Bir yandan da Sarkozy karikatürlerini bahçedeki kafenin masalarına dağıttı. Gençlerden biri Sarkozy karikatürünü duvara da asmak istedi. Başkonsolosla görüşüp kendisine Mehmet Perinçey'in Ermeni meselesiyle ilgili Fransızca kitaplarını vermek isteyen gençler görüşme öncesinde konsolosluk dışında basın açıklaması yaptı. Ermeni soykırımının emperyalist bir yalan olduğunu bir kez de Fransız topraklarından haykırmak istedik. Bugün burada içeride Ermeni soykırımının emperyalist bir yalan olduğunu, Ermeni soykırımının uluslararası bir yalan olduğunu haykırdık. Bu yalanı kabul etmiyoruz. Soykırım yapma artık, vatan savruldu. Soykırım yapma artık, vatan savruldu. Fransa Senatosu'nun Ermeni soykırımı yoktur diyenlere ceza öngören yasa tasarısını kabul etmesinin ardından gözler Sarkozy'de. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yasayı 15 gün içinde onaylayacağını belirtmişti. Bundan sonraki süreci ve Türkiye'nin izlemesi gereken yol haritasını konuşmak üzere stüdyomuzda Talat Paşa Komitesi Sözcüsü Doçent Doktor Sayın Cüneyt Akalın var. Hoş geldiniz Sayın Akalın. Oylama sırasında Talat Paşa Komitesi oradaydı. Önce gözlemlerinizi alabilirsiniz. Bilir miyiz? Neler gözlemlediniz Fransa? Oylamadan iki gün önce yapılan, yani cumartesi, geçen cumartesi günü yapılan, Paris'te yapılan eylem, Avrupa'da Türklerin şimdiye kadar gerçekleştirdikleri en büyük eylem oldu. Çok görkemli bir eylem oldu. Avrupa'nın dört bir yanından işçiler otobüslerle, trenlerle, çeşitli araçlarla Paris'e geldiler. Evet. Bulvar İtalya meydanı dedim bu Plast İtalya'ya yakın bir yerde toplandılar ve oradan yürüyüşe geçtiler. Evet. Son durak Senato'ydu. Senato'nun önünde güzel bir gösteri yapıldı. Çok görkemli bir gösteriydi. Şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük gösteri olduğunu tahmin ediyorum şeydeki Avrupa'daki. Türklerin düzenledikleri en büyük gösteri. İşte görüntüleri ekrana yansıtıyorsunuz. Biz de Talat Paşa Komitesi olarak Talat Paşa Komitesi'ni temsilen bir grup arkadaş buradan Paris'e gittik ve o eyleme katıldık. Pankartlarımızla güzel güzel katıldık yurttaşlarımızla birlikte. Şimdi daha sonra da pazartesi günü yani yasa tasarısının Senato'nun önüne geldiği saatlerde gene bir grup Türk'le beraber Senato'nun önündeydik. Biz bir tarafta gösteri yaptık. Ermeniler başka bir tarafta gösteri yaptılar. Bu gösterimizi akşama kadar sürdürdük. Yani amaç Senato'ya mesaj vermek idi. Bunu yapmaya çalıştık. Ama Fransa kamuoyu olsun, Fransa özellikle siyasi partilerin büyük çoğunluğu olsun, kanaat önderleri olsun ne yazık ki bu konuda çok şartlandırılmışlar. Çok önyargılı bakıyorlar. Dolayısıyla aslında biz tahmin ediyorduk. Böyle çıkacağını tahmin ediyorduk. Sonuç itibariyle Senato'da meclisten gelen tasarıyı onayladı. Şimdi tasarı Sarkozy'nin önüne geldi. Sarkozy 15 gün içinde imzalayacağını söylüyor. Zaten süreci başlatan kişi Sarkozy'nin kendisi. Dolayısıyla bir tereddüt yok. Belki bu vesileyle
izninizle sizin aracılığınızda ve ulusal kanalın aracılığıyla kamuoyuna şunları iletmek lazım. Bazı çevreler, özellikle bazı gazeteler, yani daha Avrupa ile iyi geçinmeye çalışan çevreler diyelim, bir boş hayaller yayıyorlar. İşte bilmem, Fransız anayasasına göre 60 evet. parlamenterin evet. başvurusu üzerine bu anayasa şeyine, anayasa mahkemesine sevk edilebilir. Ancak böyle bir potansiyel yok. Böyle bunun koşulları yok. Evet. Dolayısıyla bu gerçekleşmeyecek. Yani bunlar ondan boş hayaller diyorsun. Boş hayaller. Boş hayaller. Yani biraz avutmaca, biraz oyalamaca. Zaten biraz hükümet de baştan biraz sert sesini yükseltti. Evet. Sert çıktı fakat daha sonra çark ederek yumuşadı. Sayın Akalın, peki ne olacak? Yani bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek? Bundan sonra nasıl olur? Biz Taratpaşa Komitesi olarak bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Bir kere şunu o zaman söyledik. Bugün tekrar ediyoruz. Sizin aracılığınızla tekrar milletimize bu mesajları iletmek istiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yani Fransa kendi başına tarih yazamaz. Bizim tarihimizi hiç yazamaz. Buna hakkı yoktur. Buna asla ve asla gücü de yetmez. Dolayısıyla biz buna sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadele etmek zorundayız. Zaten Fransa Avrupa Birliği ülkesi ve Avrupa'da Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Avrupa treninin lokomotiflerinden bir tanesi. Dolayısıyla Fransa'nın tutumuna karşı mücadele etmemek Avrupa'da daha büyük belalara davetiye çıkarmak anlamına gelecek. Net görüyoruz, söyledik. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Yani şu bu el netice olarak biz Türkiye'li aydınlar, Türkiye'li Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olarak bir grup insan, bir grup milletimizi temsil edebilecek özellikleri taşıyan bir kitle olarak Fransa'ya gitmeyi ve bu evet. yasaya karşı çok açıkça milletimizi savunmayı bir kere bunu hedefliyoruz. Evet. İkincisi, buna paralel olarak yurt dışında yaşayan 5 milyon, yani Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türk var. Türk asıllı insan var. Bunlar da en kısa sürede büyük bir gösteri yaparak o Paris'teki işçi eylemine 19 Ocak günü, 19 Ocak Cumartesi günü Danfer Rochereau'da başlayan eyleme sürdürmek ve bıraktığımız yerden devam etmek üzere yurt dışındaki Türkler de yeniden bir eylemlik içine girecekler. Evet. Onları da ayrıca biz kamuoyuna duyuracağız. Peki bundan sonrasında bu Ermeni soykırımı meselesi daha da yayılacak mıdır? Avrupa içerisinde evet. de bunlar Türkiye'nin karşısına çıkacak mıdır? Bunlar neden işin evet. aslı şimdi AKP evet. özellikle AKP iktidar döneminde evet. yoğunlaştı? Ne diyeceksin Sayın? Evet. Şimdi önce birinci sorunuza cevap vereyim. Neden? Çünkü Türkiye'yi dört bir yana sıkıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi hırpalamaya, Türkiye'nin direncini kırmaya çalışıyorlar. Türkiye önemli sorunlarla boğuşan, iç ve evet. Dış sorunlarla boğuşan bir ülke. İşte bir bölünme anayasası tartışılıyor. Genelkurmay Başkanı terörist örgütün başı olarak gözaltına alındı, tutuklandı. Böyle garip garip olayların aslında tabii garip, çok acı ama bunlar anlamlı olaylar. Yani her bir yan yana getirdiğiniz evet. zaman bundan çok açık evet. bir anlam çıkıyor. Fransa'nın da bu işe girişmesinde bilmem, sadece bazıları işte seçim diyorlar. Sarkozy'nin 3-5 oy hesabı diyorlar. Bunun büyük bir olay. Çünkü Türkiye büyük bir ülke. Fransa da Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri. Aralarında milyarlarca dolarlık ticari ilişkiler var. Evet. Uzun bir diplomatik geçmiş var. Karşılıklı ilişkiler var. Pek çok yönlü ilişkiler var. Bütün bu ilişkilere rağmen, bütün bu ilişkileri bertaraf etmeyi
göze alacak kadar aceleyle böyle bir tasarını geçirmiş olmasının altında büyük büyük projeler, yani daha doğrusu kısaca buna büyük Orta Doğu projesi diyoruz. Yani Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesi, haritasının yeniden çizilmesi projesi ile ancak açıklanabilir. Başka türlü açıklamak kolay değil. Türkiye'yi zayıf düşürmek ve Türkiye'nin direncini kırmak. Evet. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra direnmezseniz çok şey olur. Zaten bütün kamuoyuna bugüne kadar hep bu mesajı verdik. Bugün ineliyoruz. Direnmezseniz insanlar size göz göre göre büyük haksızlıklar yaparlarsa, büyük saldırılar yöneltirlerse ve siz Hazreti İsa tavrıyla öteki yanağınızı da çevirirseniz ona da vururlar. Dolayısıyla. Peki, Sayın Akalın, bu direnme bireyler bazında mı olmalı? Hayır. Böylesi bir konuda nasıl bir direnme olmalı? Biz zaten hiçbir zaman bireyler bazında bir direnmeyi önermedik. Hı-hı. Milletimizin Hayır. haklılığı bazında önerdik. Yani 1900 Türkiye'ye yönelik suçlama, soykırım suçlaması. Olaylar 1915 yılında savaş sırasında meydana geldi. Evet. Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nın mağdurudur, mazlumudur. Bütün dört bir yandan saldırdılar emperyalistler. İşte Çanakkale'ler, bilmem Filistinler, Sina cephesi, Galiçya cephesi falan. Ve sonuç itibariyle Osmanlı İmparatorluğu'nu böldüler, parçaladılar. O toprakları, Osmanlı denetimindeki toprakları Osmanlıların elinden aldılar. Oraya da o arada o savaşın acılı günlerinde Türkler savaşırken doğuda çıkan isyan, o isyana yönelik önlemler derken işte Ermeni teşhiri yaşandı. Ondan sonra da bildiğimiz acılar, bu sefer daha sonra Rusların çekilmesi üzerine Ermeniler oralarda çok büyük katliamlar yaptı falan, bunları biliyoruz. Şimdi tekrar bunları yani gündeme getirerek bir kamuoyu yaratmaya ve bir Türklere yönelik bir kampanyaya dönüştürdüler. Burada tabii bizim hükümetlerin ve bugüne kadar gelen geçen hükümetlerin çok büyük sorumluluğu var. Demin dediğim neden. Yani direnmezseniz, size bir tokat atan öteki yanağınızı dönerseniz böyle olur. Ama Talat Paşa Komitesi bu mücadeleyi bırakmayacak. Evet. Zaten. Bir de Sayın Akalın şu var, hep Türk hükümetinden de bunlar söyleniliyor. Bazı aydın çevrelerde bunu söylüyor. Tarihi tarihçilere bırakmak evet. gerek. Siz ne diyorsunuz bu söz üzerine? Yani burada hani tamam siz karar alın ama bir de tarihçiler konuşsun mu deniyor? Yoksa bu siyasi tavrın karşısında başka bir şey mi söylemek gerekiyor? Şimdi efendim tarihi bir kere parlamentolar yazamaz. Önce evet. en yanlış çözümden başlayalım. Onları eleyerek yanlış çözümleri, yanlış evet. tezleri eleyerek doğru çözüme ulaşmaya çalışalım. Fransa'nın yaptığı şey en yanlış şeydir. Evet. Tarihi, Fransız Türk tarihini hele Fransız parlamentosu yazamaz. Parlamentoların görevi yasamadır. Bir ülkeyi yönetecek kuralları yaratmaktır, ortaya evet. koymaktır. Dolayısıyla Fransa kendi işine bakacak. Tarihçiler, tabii tarihçiler de sonuç itibariyle uzmanlardır. Aslında sorunuza pat diye hemen bir cevap vereyim. Tarihi milletler yazar. Milletler yazar ve bu tarihi, yani bütün olayların içinde yaşayan insanlar, işte tarihin uzmanları, ayrıca işte bilmem o tarih içinde yer almış insanlar, onların anlattıkları falan, eskilerin değişikliği, menkıbeler falan, evet. bunların her bütünü bir tarihi yaratır. Aslında o dönemin tarihi de yazılmıştır. Tarihçiler ortaya çıkartır. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın, Hı. yani Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun mahvına yol açtığını, Hı. Osmanlı İmparatorluğu'nun gizli anlaşmalarla bölündüğünü, parçalandığını, Batı'nın herhangi bir kütüphanesindeki herhangi bir arşivde bulabileceğiniz gibi Sovyet arşivlerinde bulabilirsiniz başka yerler. Yani dünyanın her yerinde Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun mahvına yol açtığını, Osmanlı İmparatorluğu'nun ayakta durabilmek için bazı önlemler aldığını tarih yazıyor, bugün de yazıyor. Sağda solda bugün
ve yaşadığımız işte çarpıtmalar, zorlamalar. Evet. Onlar bu işi biraz saptırma çabasıdır ama sonuç itibariyle tarih ortadadır, belgeler ortadadır. İşte genç bir araştırmacı Mehmet Perincek arkadaşımız Sovyet arşivlerine, Rus arşivlerine girdi. Birden her şeyi ortaya çıkardı ve rahmetli Gündüz Aktan'ın deyişiyle yani bütün o Ermeni iddiaları da evet. iddiaların beli kırıldı. Onun için biz tutumumuzdan eminiz, milletimizden de eminiz, abdestimizden de eminiz. Evet. Şimdi dün Türkiye Gençlik Birliği'nin yaptığı eylem sırasında Fransa Başkonsolosluğu'nda yaptığı eylem sırasında Başkonsolos Margot TGB'lilere evet. aynen şu ifadeyi söylüyor. Yıllardır Türkiye'de yaşıyorum. Evet. Ancak Ermeni soykırımı iddialarını Fransa'ya gittiğimde öğrendim. Evet. Diyor evet. siz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle tabii. Yani biz Türkiye'de hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Burada Ermeni dostlarımız, arkadaşlarımız var. Yani Türkiye Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hatırlatalım. Evet. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imparatorluğu tasfiye etti. Yerine bir cumhuriyet kurdu. Ondan sonra Lozan'da azınlık hakları güvence altına alındı. Ondan sonra 1927 yılında medeni yasa çıkartıldı. Medeni yasaya bağlı olarak bütün azınlık cemaatleri, bu arada Ermeni cemaati Türkiye Cumhuriyeti'ne başvurdu. Biz sadece evet. Lozan'da bize gösterilen dini haklarımızı kullanmak istiyoruz. Medeni haklar bakımından biz Türkiye Cumhuriyeti'nde diğer Cumhuriyet'in yurttaşları gibi aynı yasaya tabi olmak istiyoruz diye. Yani tamamen bunlar 1927'lerde, 30'larda falan çözüldü. Daha sonra işte tehcire uğramış vatandaşlar geldiler, mallarını mülkünü araştırdılar, ettiler falan. Bir Türkiye'de 30'larda konularda bir hem yaraları sarma hem dengeleri yeniden kurma. Şimdi ufak tefek hatalarda yani yetersizlikler olmuştur mutlaka. Onlar da zaman içinde çözmek mümkün olabilirdi ama bugün başta sorduğunuz soruya tekrar yanıt verelim. Bugün bu yaraları kaşımak kötü niyettir. Türkiye'yi zayıf düşürmektir. Evet. İstikrarsızlık arayışıdır. Milletin sağduyusuna güveniyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Akalın programımıza katıldığınız için. Ve değerli izleyiciler bir Haber Burada programı daha son buluyor. Pazartesi günü Haber Burada programında Filiz Öntaş'la birlikte olacaksınız. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın diyoruz.